Leyla Ak'la Kadınların Gündemi. Herkese merhabalar. Pek çoğunuzun bildiği ve takip ettiği üzere 2017 yılında sosyal medya üzerinden ortaya çıkmış ve pek çok ülkeye yayılmış. Özellikle iş yerlerinde olmakla birlikte kadınların kendilerini taciz eden ya da kendilerine cinsel saldırıda bulunan erkekleri kamuoyuna duyurdukları Me Too hareketinin benzeri şu sıralarda Susma Bitsin hareketi olarak tekrar gündemde. Hareket bir Twitter kullanıcısının Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını belirttiği tweetinin üzerine aynı kişi tarafından tacize uğradığını belirten pek çok kadının katılmasıyla büyüdü. Hasan Ali Toptaş'ın ardından Bora Abdo ile ilgili tacize uğrayan kadınlar tarafından da tweetler atıldı. İletişim Yayınları bunun üzerine bir açıklama yaparak Bora Abdo ile yayın ilişkilerini sonlandırdığını belirtti. İthaki Yayınları da Hasan Ali Toptaş'ı savunan bir açıklama yapan Ali Lidar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Everest Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Saadet Özen de yazarları Hasan Ali Toptaş'ın tacizine yönelik bana göre kadınların beyanı, mağdurun sesinin duyulması, tacizin, baskının açığa çıkması, konuşulması, sorgulanması için esastır şeklinde bir açıklama yaptı. Ve Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdıklarını belirtti. Doğan Kitap kadınların mücadelesinin yanında olduğunu belirtirken Yazarlar Sendikası da yaptığı açıklamada tacize uğramış yazarları ile maddi manevi dayanışma içinde olduğunu belirtip örgütlenme çağrısı yaptı. Twitter'da devam eden bu hareket çerçevesinde pek çok farklı sektörden kadın, ünlü ya da ünsüz, tacize uğradıkları erkekleri kamuoyuna duyurmaya başladılar. Pek çok kadın aldık dayanışma mesajları ile birbirlerinden cesaret aldıklarını da sık sık vurguluyor. Cinsel bir saldırıyı ya da tacizi özellikle kamusal bir ortamda dile getirmek kadınlar için çok kolay bir durum değil. Çünkü toplumda fail olan erkeğin, özellikle de mevki sahibi erkeğin korunduğu, arka çıkıldığı, destek gördüğü pek çok durum mevcutken tacize ya da şiddete uğrayan kadınlar sıklıkla suçlanıyor. Örneklerini Susma Bitsin hareketi içerisinde de görmek mevcut. Yaptığı tacizi ya da cinsel saldırıyı kabul eden erkeklerin yaptıkları şeyi kabul etmelerine rağmen korundukları ve ısrarla yine de kadının suçlandığı örnekler var. Bu yüzden bir cinsel saldırı ya da tacizi ifşa etmek sonrasında gelişecek olayları düşününce bir kadın için oldukça zor oluyor. Çünkü pek çok kişinin kendisine inanmayacağı ya da kendisini suçlayacağı bir sürecin kendilerini beklediklerinin farkındalar. Kadınlar destek görmedikleri gibi sürekli caydırılmaya çalışılıyor aynı zamanda. Boş ver, senin başın yanar denerek. Bu da konuşmayı oldukça zorlaştıran bir durum. Dolayısıyla kadınların birbirlerine sarıldıkları bu dayanışma ağı onlara güç veriyor. Taciz suçunun caydırıcılığı da çok düşük. TCK madde 105 de şöyle geçiyor. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Hem caydırıcılığının düşük olması hem kadınlar açısından bu sürecin oldukça sancılı olması, kadınların taciz veya cinsel saldırı konularında adım atmalarının, haklarını aramalarının önünde bir engel. Tüm bunlardan sebep kadının beyanı esastır ilkesi desteklenmektedir. Ne demek peki bu kadının beyanının esas olması? Delil yetersizliği olan durumlarda kadın veya çocuğun beyanının esas alınarak kovuşturma, yani araştırma, soruşturma aşamasına geçilmesi ve beyanın yargılama aşamasında da delil niteliği taşıyabilmesi demektir. Yani sanılanın aksine kadının söylediği beyan üzerinden ceza verilsin değil, kadının beyanı üzerinden olay araştırılsın, soruşturulsun ve karşı taraf yapmadığını ispatlasın demek. BBC Türkçe'nin bir haberinde yer aldığına göre
5 Şubat 2019'da bir Adalet Bakanlığı yetkilisi konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Bu ilke Yargıtay'ın çok eski bir içtihadıdır ve der ki bir kadın ya da çocuk kendi şerefini ve namusunu da ortaya koyarak kendisine cinsel istismarda bulunulduğuna dair bir iddiada bulunmaz. Tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin de etkin uygulanması gerekiyor bu süreçlerde. Psikiyatrist Arzu Erkan Yüce taciz konusuyla ilgili Twitter'da bir flood oluşturdu. Tacizi istemediğinizi belirttiğiniz, reddettiğiniz, mesafe ve sınır koyduğunuz, yanıtsız bıraktığınız halde kişi herhangi bir biçimde sizinle temasa, ısrara, flörte, iltifata, davete devam ediyorsa bundan rahatsızlık duymak olarak tanımlıyor. Şiddet beyanında bulunan kadının itibarını zedelemek için iftira attığı iddiası, erkeğin itibarının kadının kendi itibarından yüksek olduğu önermesini içerir. Herkesin bir itibarı var ve failin elinden gelen mağduriyet hiçbir kadına itibar kazandırmaz. Bu eril kibirdir diye devam ediyor ve dayanışmanın yaşattığı vurgusunu yaparak da şu önlemleri sıralıyor. Dayanışmak, gerekirse psikolojik destek almak, sivil toplum kuruluşlarıyla temas içinde olmak, bilgi verici sosyal medya hesaplarını takip etmek, seminer ve eğitimlere katılmak, yayınları dinlemek, deneyim, kendine yardım kitaplarını okumak, yasal hakları bilmek diyor ve 6.284 sayılı kanunun da önemini vurguluyor. Kadınlar dayanışmanın önemini çok iyi biliyorlar ve bu dayanışmayı her şüpheli ölümde de tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Gülistan Doku davası da bunlardan bir tanesi. Bilindiği üzere 5 Ocak 2020'den beri Gülistan Doku'dan haber alınamıyor. Gülistan Doku'nun yurduna dönmemesi üzerine arkadaşları emniyete ve ailesine haber vermişlerdi. Gülistan Doku'nun cep telefonu sinyallerini izleyen arkadaşlarıyla görüşen polisler MOBESE kayıtlarını da incelemişti. Kayıtlara göre Gülistan Doku 5 Ocak günü saat 11.30 civarında Atatürk Mahallesi'nden minibüse biniyor. Fakat yol güzergahındaki tüm MOBESE kayıtlarının incelenmesine rağmen indiği durak tespit edilemiyor ve bunun üzerine kameraların görmediği tek durak olan Sarısaltuk Köprüsü'nde indiği düşünülüyor. Gülistan Doku davasında hatırlarsanız kadınların büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Twitter üzerinden sürekli periyodik bir şekilde Gülistan Doku nerede diye sorması üzerine bölgedeki barajın boşaltılmasına karar verilmişti. Yine kadınların davanın peşini bırakmaması üzerine tutuklanma talebi reddedilen başzanlı olan eski sevgilisinin ifadesinin alınmasına karar verilmişti. Eski sevgilisinin üvey babası bir polis ve kendisi Gülistan Doku'nun Dinar Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiğinin düşünülmesini isteyerek soruşturmaya yönlü müdahale etmişti. Fakat hem bilirkişinin incelemesi sonucunda bunun bir intihar olmadığına kesin karar verilirken hem de zanlının polis olan üvey babasına Gülistan Doku'nun bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmesi ve yayması, bunu kamu kimliğini kullanarak gerçekleştirmesi konusunda bir dava açıldı ve bu kamu davası nedeniyle kendisi emniyet tarafından da açığa alındı. Süreç devam ederken kadınların Gülistan Doku nerede diye sormaya devam etmesinin büyük bir önem taşıdığının farkındayız. Davanın peşinin tüm şüpheli ölümlerde olduğu gibi bırakılmamasının ne kadar önemli olduğunu kadınlar olarak biliyoruz. Kadınların hayatlarının her alanında tacize, şiddete, mobbinge uğradığından bahsetmiştim daha önce. Sadece haberlerini aldıklarımız değil, bu haberleri yapan kadınlar da şiddete uğruyor. Biyanet'teki habere göre gazetecilikte kadın koalisyonu olarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında bir basın bildirisi yayınlanıyor. Koalisyon sadece 2020'de dünya çapında kadın gazetecilerin başına gelen 701'den fazla şiddet unsurunu belgelemiş. Biraz bununla alakalı detaya girmek istiyorum rakamsal olarak. 138 kadın gazeteci sahada çalışırken fiziksel saldırı ve engelle karşılaştı. Koalisyon 78 çevrimiçi karalama kampanyası, 24 cinsel taciz vakası kaydetti. Bu yılın başından beri 3 kadın gazeteci öldürüldü. Gazetecilerin 51'i tutuklanırken 97'si gözaltına alındı.
Açıklamada farkındalık yaratmanın hedeflendiği belirtilmiş ve özgür ve bağımsızlığı savunan bir ortam çağrısında da bulunulmuş. Amerika'da da kara kuvvetlerine bağlı Teksas'taki Fort Hood üssünde 20 yaşında bir kadın askerin kendisine tecavüz edildiğini ihbar etmesi üzerine öldürülmesinin sonucunda 14 askeri yetkili görevden alındı. Olaya dair soruşturmanın sonucunda komutanların tacize müsamahakar davrandığına dair bulgular yer almış. Amerikan ordusunda her yıl binlerce tecavüz vakası yaşanması da bu bulguları doğrular nitelikte. Afganistan'da 2009 yılında kadınları korumak adına kayda değer bir ilerici adım olarak kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması yasasının hayata geçirilmesine rağmen bu yasanın yeterli olmadığı gözüküyor. Bu yasaya göre mağdur şikayetini geri çekse bile yetkililerin suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya devam edebileceği belirtiliyor. Fakat gerçekte uygulanan böyle değil. Mağdurlar şikayetlerini çektikleri takdirde davanın soruşturulmasına son veriliyor. Bu da özellikle suçu bildirmesinin sonucunda ailesi veya toplumla karşı karşıya gelmek zorunda kalan ve hatta hayatını tehlikeye sokan durumlarda mağdurları oldukça zor durumda bırakıyor. Rapora göre Eylül 2018 ve Şubat 2020 arasında 303 tane suç vakası işlenmiş. Sadece yarısı mahkemeye çıkmış ve cezasızlıklarının devam ettiği ortaya çıkmış. 16 çocuk vakasının sadece bir tanesi mahkumiyet ile sonuçlanmış. 40 davada adalet sistemine güven duymadığını öne süren şiddet mağdurları intihar etmiş. Fiziksel şiddete uğrayan ya da zorla evlendirilen kadınların kendilerini içinde bulundukları durumdan kurtarmaları halinde şikayetçi olmadıkları sürece kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini gösteren bir durumla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz burada. Örneğin bir davada 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarını birbirleriyle eş olarak değiştiren iki erkek, kız çocuklarının ve annelerinin şikayetlerini geri çekmesi ya da geri çekmek zorunda bırakılmaları sonucunda serbest bırakılmış. Afganistan'daki kadınları ve kızları korumak için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Yasanın etkin bir şekilde uygulanmasının gerekliliğinin yanı sıra 2018 yılında hafifletici bir sebep olmaktan çıkarılan namus faktörüne rağmen namus nedeniyle işlenen 22 cinayet vakası belgelenmiş ve bu vakaların diğer cinayet sebeplerine göre daha düşük mahkumiyet oranlarıyla sonuçlandığı belirtilmiş. Cinayet vakaları %51 oranında mahkumiyetle sonuçlanırken namus cinayeti diye geçen vakalar %22.7 oranında mahkumiyet ile sonuçlanmış. Dolayısıyla daha ilerici ve etkin olarak kullanılacak yasalara ihtiyaç var. Ürdün'deki kadınlar da koronavirüs koşulları yüzünden işsizlik tehlikesiyle karşı karşıyalar. Koronavirüsten daha çok etkilenenler kadın erkek özelinde baktığımızda her yerde kadınlar oluyor ve daha önceki videolarda bundan biraz bahsetmiştim. Kısmen ya da tamamen kitlenmelerle alınan tedbirler nedeniyle işlerini kaybediyorlar ya da küçük projelerini ya da şirketlerini kapatmak zorunda kalıyorlar. İşsizlik sadece ötekileştirilmiş kadınlar arasında da değil, işsiz kadınların %77'si lisans eğitimi almış kadınlar. Pandemi koşulları ekonomik kaynakların ne kadar yetersiz, sosyal korumaların ne kadar zayıf, sağlık ve ekonomi politikalarının ise ne kadar yetersiz olduklarını bize kanıtlamış oldu. Gündüz bakım evlerinin ve kreşlerin kapatılması da kadınlar için en büyük tehditlerden bir tanesi. Çünkü çocuk hasta ya da yaşlı bakımından da sorumlu olduğu iddia edilen kadınlar çalışma hayatında çocuk hasta yaşlı bakımı ile iş arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyorlar. Halbuki herkes toplum tarafından inşa edilmiş ve dayatılmış toplumsal cinsiyete dayalı rollere riayet etmiyor. Erkeğin evin reisi
kadının ise çocuklara bakıp evin çeki düzeninden sorumlu olduğu algısı artık 2020 yılında geç de olsa yıkılmaya başlandı. Buna bir örnek olarak bir internet üzerinden satış yapan moda perakendecisi olan Zalando firmasının 3 eş CEO'sundan birisini örnek gösterebiliriz. Firma bugün 20 milyar euro piyasa değeri olan ve 14 bin kişinin çalıştığı bir şirket. Rubin Ritter aslında 2023 Mayıs ayına kadar sözleşmeli olmasına rağmen önümüzdeki Mayıs'ta görevinden ayrılacağını belirtti. Ayrılma sebebi olarak da karımla önümüzdeki yıllarda önceliğin onun kariyer planının olması gerektiği konusunda anlaştık. Büyüyen aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Zalando'da geçirdiğim 11 muhteşem yılın ardından artık hayatıma yeni bir yön vermenin zamanı geldi şeklinde bir açıklama yapıp karısı kariyerine odaklanırken kendisinin çocuklarla ilgileneceğini belirtmiş. Litvanya'da kurulan koalisyon sonucu Litvanya 3 kadın tarafından yönetilecek. Üstelik Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı takdirde Litvanya'nın 14 kişilik kabinesinin yarısı kadın olacak. Biyanet'teki habere göre Litvanya Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 28 ülke arasında 22. sırada yer alıyor. Dolayısıyla bu durum ülke için sıra dışı ama aynı zamanda umut verici bir gelişme. Helsinki'deki hükümete 5 kadın parti liderinin koalisyonu önderlik ettiği için Litvanya için yeni İskandinavya mı yakıştırması yapılıyor. Fakat uzmanlara göre Litvanya'nın da pek çok ülke gibi daha kat etmesi gereken uzun bir yol var. Bu değişimin siyasi sarkacın sallanmasının bir sonucu olduğunu belirten uzmanlar henüz Litvanya'da cinsiyet eşitliğinde büyük bir ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2 Aralık 2020'de oynanan Juventus Dinamo Kiev Erkekler Şampiyonlar Ligi maçında bir ilk yaşandı. Ve maçın hakemliği Fransız kadın hakem Stephanie Frappart tarafından yönetildi. Kendisi aynı zamanda 14 Ağustos 2019'da İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea Erkekler UEFA Süper Kupa karşılaşmasında da yer alan ilk kadın olmuştu. 2019 yılında Kadınlar Dünya Kupası Amerika ve Hollanda finalinde yönetmişti kendisi. Daha önce Oxford Sözlüğü'nde kadın tanımına dair yapılan düzenlemeden bahsetmiştim. Yine buna benzer bir kampanya yürütüldü. Önyargı ve klişeleri yıkmak için Essex kızı tanımının sözlükten kaldırılmasına yönelik bir kampanya başlatılmıştı ve bu kampanya başarıyla sonuçlandı. BBC'nin haberine göre yayıncılar artık terimin yaygın olarak kullanılmadığını da belirtmiş. Oxford İngilizce sözlüğüne göre Essex kızının tam tanımını okuyayım. Essex içinde ve çevresinde bulunduğu varsayılan ve çeşitli şekillerde zeki olmayan, rastgele ve materyalist olarak nitelendirilen bir tür genç kadına uygulanan, genellikle şakacı, aşağılayıcı bir terimdir diye tanımlanmış. Dünyanın en saygın sözlüklerinden birinin açıkça bir terimin artık kabul edilemez olduğunu vurgulamasının önemli bir kilometre taşı olduğunun da altı çiziliyor. Son olarak da Çin'in Ay'dan kaya örnekleri getirilmesini içeren Chang'e 5 keşif programının en üst düzey sorumluluğuna 24 yaşında bir kadın astronotun getirildiği haberiyle bitireyim. BBC'nin haberine göre Chang'e 5 Çin'in son 7 yıl içinde gerçekleştirdiği 3. Ay'a iniş misyonu oldu. Tesisindeki en genç kumandan olma unvanını da taşıyor. Zhou Chengyu, muhtemelen adını yanlış telaffuz ediyorum ama Chang'e 5 misyonunun amacı Ay'dan taş ve toprak örnekleri alarak bilim insanlarının dünyanın uydusunun yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak olarak belirtilmiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.